Hemen hızla devam edelim. Şimdi ne yapıyoruz Hediye? Şimdi anal fistür için kür yapacağız. Anal fistür için kür. Bak anal fistür bu da çok arttı. Yani anal kısımda tabii çatlamalar oluyor. Ve bunlar bir türlü kapanmıyor. İltihap, iltihap, iltihap. İstediği kadar onun temizliğine dikkat etsinler. Evelallah yani bunu uyguladıklarında Hüseyin bu dertten kurtulurlar. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Bu anal fisür şikayeti çok artmaya başladı. Evet hocam, gerçekten çok. Niye? Sebep? Efendim, hareketsizlik bunun mi? Hareketsizlikle alakası yok. Tükettiğimiz gıdaların içerisinde köylülerimizi eğitmek zorundayız. Onlar da vebal alıyor. Zirai ilacı bir kere vurması gerekirken, vermesi gerekirken 2-3 defa veriyor. Özellikle funguzitleri. Bak funguzitler çok tehlikeli şeyler. Yani ürünün bozulmasın diye işte orada veriyor mantar ilacını. Yapmayın. Bunun belli bir ölçüsü var. O ölçünün üstünde vermeyin. Zaten zararlı. İşte bunlar tabii ki özellikle hücre membranını ne yapıyor? Bozuyor. Kolay çatlamasına neden oluyor. Ne oluyor Hüseyin? Mesela bak değerli izleyicilerimize çok basit bir örnek vereyim. Kortizon değil mi? Evet. Kortizon ilacını kullanıyor. Romatizması şu veya herhangi bir hastalıktan dolayı kortizon kullananlarda ne oluyor? Deriniz incelmeye başlıyor. İşte bu zirai ilaçlardan özellikle mantar ilacı olan funguzitleri kullandığınızda da derinizin geçirgenliği artıyor ve çok kolaylıkla ne oluyor? Bu iş fistül oluşmaya başlıyor işte. Yani onun için mümkün olduğu kadar bu zirai ilaçların dikkatli kullanılması lazım. Tam ölçüsünde kullanacaklar. Peki. Hemen hızla ne kullanıyoruz bunun için? Burada ısırgan, dişi ısırgan bitkisi kullanıyoruz. Çok az suda yaklaşık olarak 3 yemek kaşığı ısırganı lapa haline getireceğiz. Çok az suda, evet, lapa yapacak. Her bayan lapa yapmasını bilir Hüseyin. Kesinlikle hocam. Lapa, pirinç lapası hastalıklarda falan değil mi? Çok kullanılırdı. Evet. Bağırsak bozukluğunda lapa yedenir yoğurtla falan. Evet. Ama Duosia. Duo, oradaki du büyüden gelir. Yek büyü var ya, evet. Büyü. İki. Aha, hem erkek hem dişi. Yani kelimelerin anlamları var. Böyle suyu az aldıkça siz, ama bak bunu 5 dakika ateşte çevireceksiniz. Çevirecek. Yani öyle kaynattım filan bir defa bir taşım yok. Birazcık daha su koy. Hediye kızım, çünkü şey olacak. Bunu ateşte çevirici kurutursanız bu sefer yakarsınız. İçindeki etkin maddeleri yok edersiniz. Bunun içinde formik asit de var. Biraz küçük bir dikkat gerektiriyor. Çok zor, evet, bir şey değil. Lapa olacak o. Biraz daha koy hatta. Hocam dibinde su var. Su var hocam biraz. Içinde? Evet. Ha, ben buradan görmeyeyim. Buyurun hocam. Ha, tamam, gördüm şimdi. Ekrana bakıyorum, çıkış monitörüne. Hı-hı. Evet, gayet güzel. 5 dakika bunu böyle lapasını yapacaklar. Ve neticede bunu kullanacaklar anal fistürde. Bulunmaz bir nimet. Bu ne yapıyor biliyor musun? Oradaki iltihabı kurutuyor. Mevcut iltihabı emiyor Hüseyin. Böyle bir nimet bu ısırgan işte. Ve yolların kenarında en çok ne görürüz hocam? Isırgan. Isırgan görürüz. Böğürtlen görürüz. Çok hızlı sardığı için o, evet, alanı. Valla ben geçen işte şeyde size bahsetmiştim. Topladık hocam. Arabayı çektik kenara. Ne kadar güzel. Isırdım. Maşallah. Topladık, maşallah. Kuruttuk. Yani biraz aslında çok da zor bir şey değil. Yani her şeyi de gidip almak gerekmiyor. Kiraz sapını almak gerekmiyor. Yediğini sakla.
yeterli. Çekirdeğini, yediğini sakla, kirazın çekirdeğini. Değil mi hocam? Evet. Yeterli. Güzel yastığın içine koyarsın. Anlattık, bu Avrupa'da evet, eczanelerde satılıyor. Kiraz çekirdeği yastığı diye, bebekler için biliyorsunuz. Ben şimdi Hüseyin. Buyur hocam. İnsanlarımıza bilgi vereceksiniz. Diyor. İnsanlara bunları anlatacaksınız. Bitkileri göstereceksiniz. Bak inan, doğaya çıktığı zaman var ya, terk edemez orayı. Toplaya toplaya eve gitse hocam, şuradakilerin yarısını herhalde evet, teybir doğal etmiş. Eczanesini evinde kurar. Çünkü karabaş mesela, lavanta hocam, çok var bunlar doğada. Biraz İstanbul şehrin, büyük şehrin, İstanbul demeyelim sadece, bütün Türkiye'de biraz dışına çıkınca bir de tanıyorsanız bunları, biz hep arkaya koyuyoruz. Koyma sebebimiz göz alışkanlığı olsun. Biberiye, karabaş, lavanta hocam, çok var bunlar. Sayenizde. Çoban çantası. Evet. Sarı ballı baba. Ne bileyim ben, hardal tohumu, karabaş. O... Evet, aynı sefa. Aman Allah'ım, aynı sefa ya. Mantarın düşmanı ya. Ül şey için, yani ülser için mesela, gastrit için. Öyle değil mi kızım? Evet, aynı hocam. Safa kürünü evet, öneriyorum. Bulunmaz bir nimet. Evet, tamam, şimdi bu diyorum. Oldu. Lapamız hazır hocam. Bunu tülbente. Çok fazla yani elimizi yakmayacak şekilde, yakmayacak sıcaklıkta. Şu an çok sıcak. Tülbente koyuyoruz. Yani bir 5 dakika dursa 10 dakika tam evet, ısısına gelir. Evet. Evet. Bu şekilde. Daha uzun bir tülbent olması gerekiyor. Anal fistül ya da fistül olan bölgeye bunu yaklaşık olarak 15 dakika etki ettiriyoruz. Bilemediniz 20 dakika. Evet. Araya yerleştiriyorsunuz. Hı hı. Anüse gelecek, temas edecek şekilde. Biraz suyu akabilir. Altınıza bir naylon serin. Yani dolayısıyla suyu oturduğunuz işte halıdır veya yatağa akmamış olur. Evelallah. Bunu uygulayacak. Önce iltihabı emecek, içindeki iltihap emici özelliği var bunun. Bu uygulamayı aynı zamanda kıl dönmesi şikayetleri için de uygulayabilirler. Kuyruk sokumunda kıl dönmesi var değil mi? Aynı şekilde kılın döndüğü yer rebunu koyacak. 15-20 dakika etki ettirecek. Deriyi inceltiyor. Orada küçük bir delik açıyor. Oradan iltihap dışarı akmaya başlıyor Hüseyin. Böyle bir şey bu. Yani 2 günde bir uygulayacak bunu ve iltihabın aktığını görecekler. Gözle de oradan görürler, kılın ucu çıkar. Onu temiz bir cımbızla çekip alacaksınız.